Şimdi Yeşil Sol'da şöyle bir durum var. Altılı Masayı destekliyor ama dışarıdan destekliyor. Ve işte bir defa mesela Gürsel Tekin yanlışlıkla hani öylesine laf olsun evet. diye, ya bakanlık da verebiliriz dedi. Neredeyse Gürsel Tekin'i partiden atıyorlardı yani. Evet. Şeyde, evet. O kadar büyük infial yaratıldı evet. şeyde. Evet. Ama biraz önce ben espriyle karışık söyledim. Şimdi siz yaş itibariyle 79 yaş olduğu için evet. şu anda en azından daha yaşlı insan olmadığı için seçilirseniz meclis başkanı olacaksınız. Dedim ki ya... Yani herhalde altılı basında bir yeşil sola borcu var. Belki de bunu meclis başkanlığını vererek öder eğer şey olursa, çoğunluk olursa diye. Şimdi tarihi not düşmek için ben bir söyleyeyim de fikir olarak neden olmasın diyelim. Hasan abi sen şimdi e, Kürt siyasetini çok yakından takip ediyorsun bir gazeteci olarak. Yani evet. Kandil'de, Güneydoğu'da farklı röportajlar yaptın, bütün herkesle konuştun çok birebir isim isim biliyorsun onlar da seni Öcalan dahil öcelan dahil öcelan <laughs> dahil Çok da dayan şey çok da dayanı şey. yedin bu hikayenin evet, tabii, yani tabii. şükürler olsun ki başına bir ceza bir şey gelmedi Hı -hı. ama bu sürece baktığınız zaman 90'lardaki Kürt sorunuyla 2023'teki Kürt sorunu değişti mi bugün Kürt sorunu dediğimiz şey nedir çözülmesi istenen yeşil solun seçimlerden sonra bu da çözülmeli dediği şey nedir böyle bir iki maddeyle sayabilir misiniz vallahi e... Şunu söyleyeyim yani Kürt sorununun özü dün de aynıydı bugün de aynı. Kürt sorunun özü değişmiş değil. E, fakat bugün geldiğimiz noktada e, artık <laughs> Kürt sorununun çözümü nedir? Bir defa Kürt sorununun çözümü için silahların susması lazım. Bu silahların susması demek ki geçen gün Selahattin Demirtaş Edirne'den yaptığı açıklamada Erdoğan gittiği zaman biz PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız diye bir demek bu çok doğru bir yaklaşım. yaklaşım yaklaşım çok doğru bir yaklaşım ben yıllar çok oldu kaç yıldır zaten epeyce uzun zamandır. PKK'nın silah bırakmasını savunuyorum çünkü silahın zamanı miadı doldu eski değişle ee, ve silah bırakması hem sorunu çözümünü kolaylaştırır ondan sonra hem de çekilen bugüne kadarki acıların en önemli şeyini sona erdirir yani çünkü PKK'nın şeyi e, silah ve şiddeti, terörü e, siyaset aracı olarak kullanmış olmasının da Türkiye'ye büyük acılar çektiğini biliyoruz. Kimse evet. de bunu inkar etmez. Fakat bu bundan sonra bir bu yolu, bu silah bırakma yolunu seçmemiz lazım. Ama bu silah bırakma dediğimiz vakit tek taraflı bir şey değil. Devletin de bir anlamda. Yani yeni bir çözüm sürecini evet, başlatması evet. lazım. Evet. Silah bırakmak. Silahların bir defa susması lazım ve bırakılması yoluna girilmesi lazım. Şimdi burada birinci şey bu çok önemli. Şimdi biz şöyle bir yerden geldik. Evet. Kürt kelimesini bile kullanamıyorduk. Hayır, Kart kurt hayır, diyorlardı. Tabii. Kürt sorununa Kürt sorunu diyemiyorduk. Tabii, Güneydoğu tabii. sorunu bile dedirtmediler tabii, yani tabii, bir dönem tabii, tabii, şeyler. Tabii. Kürtçe şarkı yapacağım bir yerine çatal bıçak fırlatıldı. Evet, Başına gelmeyen evet, evet. kalmadı. Kürtçe dilinde öğrenmek istiyorum evet. demek bile bir büyük bir tabuydu. Bak, mesela bundan bir, bununla ilgili bir örnek vereyim. 1923 ya da 24 yılında Kürt İslahat Kanunu ya da Doğu İslahat Kanunu diye bir kanun çıkar. Orada kamuya açık yerlerde Kürtçe kullanımı yasaklanır. O tarihlerde e, şey e, Tarık Ziya ikinci e, eski Kürt siyasetçisi, doktor e, ve tipte ondan sonra milletvekilliği yapmıştır. Tanınmış bir e, Kürt siyasetçidir, Kürt önderidir. Şimdi o bana anlatmıştı. E, şey olduğu vakit köyden e, aileler, ondan sonra e, aileleri, akrabaları pazar yerine, pazara geldikleri vakit kendi ürünlerini satmak için... ...babası bunu çağırırmış. Türkçe bildiği için okuyor daha e, ilkokulda. E, oğlum git e, işte akrabalar geliyor onlara tercümanlık yap diye. Çünkü pazar yerinde ürünlerini satarken Kürtçe konuşurlarsa jandarma tutup içeri atıyormuş. Evet. Ama ellerinde. Şimdi bu buradan geldik. Şimdi buradan yani çok bu, farklı bir yere geldik. Tabii o şimdi aynı soruya yere... gelmek istiyorum. Evet. Şimdi artık Kürtçe şarkı yapabiliyorsunuz. Evet. <laughs> Kürtçe ana dilde eğitim Hayır, yok ama. Ben sana bunu yaparken bunu Anladım. söylerken Türkiye'de bu şeyin bu bu politikanın Dağın yolunu nasıl açtığını şöyle bir değinmek istedim. Evet. Yoksa bugün farklılıklar var. Şimdi Kürtçe şarkı yapabiliyorsunuz. Kürtçe ana dilde eğitim alamıyorsunuz ama kurslar var çok rağbet görmese de. Evet. Kürtçe öğrenebiliyorsunuz isterseniz. Ya yani Eskiden bunlar da yoktu. Ee, bir diyorsunuz ki PKK'nın silah bırakması lazım. Artık Kürt sorunu diye bir şey diyebiliyoruz. Çözüm önerisi sürecini geçtik. 2023 yılında başka ne var sizce? Sıkıntı olan, sorun olan, ne yapılmalı? Valla şöyle bir baktığım vakit anayasada yazılı olan eşitlik konusunda daha çok büyük eksikler var. Yani anayasal eşitlik henüz sağlanabilmiş değil. Kürtlere karşı bir ayrımcılık var. Devlet katında da var. Şeyde de var. Bunları... Var mı hala? Vardır. Var Var mı? Var var. Yani Bu burada hey de... Kürtçe kullanım hala geldiği vakit şeye... E, ...mesela mecliste e, yabancı dilde konuştu diye not düşüyor falan. Ya da ondan sonra birçok yerde konuşamıyorsunuz. TRT'de Kürtçe mi? kanal var. Ha? TRT Kürtçe'ye yapıyor. Şimdi bunlar, bunlar var ama yeterli olmadığını biliyoruz evet. birçok açıdan. Yani o eşitlik konusunda en önemli şey... Kürtçe'ye getirilen sınırlamalar var. İki, ana dilde eğitim. Bu çok önemli bir konu. Ana dilde bir eğitimi hem demokrasi diyeceksin hem reddedeceksin. Bu olmuyor. Ana dilde eğitim mutlaka olması lazım Kürtler içinde. Aynı zamanda <laughs> yerel yönetimlerde aynı şekilde bir güçlü bir yerel yönetim konusunda Kürtlerin daha çok hak sahibi olmaları lazım. Çünkü yerel şeyde yönetimler güçlenmeden sadece bu şey için değil yani Kürtler için değil Türkiye'nin batısı içinde de, kuzeyi için doğusu içinde yani yerel evet. yönetimlerin güçlenmesi demek demokrasinin ete ve kemiğe bürülmesi demektir. Bu ya, yerel yönetim konusunu hiç unutmamak yani lazım. yerel yönetime kadar bu kadar kayyum atım atanmış, belediye başkanları şimdi, görevden ha, alınmış, yani, siyasetçiler dezaimde. Hatta şimdi mesela şöyle bir senaryo var. 20-30 tane milletvekili adayının tutuklanacağı senaryosunu şimdi, konuşuyoruz şimdi çok, hala yani. Hani çok o, güzel söyledin. Yani Kürt sorunu dediğin vakit bunlar da var. Yani insanlar gidiyor Diyarbakır'da ondan sonra yüzde seksen yetmiş oy vererek şeyi seçiyorlar. Belediye başkanını. Belediye başkanını seçiyorlar. Ertesi gün bu oyu görmezlikten gelip yok bu oy deyip bir tür darbe yaparak kayyum yönetimi getiriyoruz. Yani aşağı yukarı şeyde Güneydoğu'da ya da Kürt illerinde bütün oralarda şey yok. Yani seçimle gelen bütün neredeyse belediyeler kayyuma yani devlete devredildi. Şimdi bunun yaşandığı bir yerde Kürt sorunu nasıl olmaz?